Sanayi İnkılabı. Bu döneme kadar Avrupa'da gerçekleşen yenilikler, yeni buluşlar ve sonuçları, keşifler ve sonuçları, Rönesans, reform, aydınlanma çağı, akılcılık ve bilim. 18. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. yüzyılın ilk yılları arasında bir seri buluşun enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkilemek yoluyla İngiltere'nin üretim karakterinde meydana getirdiği yapısal bir değişmedir sanayi devrimi. Kesin tarih vermek mümkün olmamak kaydıyla 1760 ile 1829 arasındaki dönemi kapsadığı kabul edilmektedir. Rönesans ve reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim ve teknik alanda gelişmelere ortam hazırladı. Coğrafi keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleriyle Avrupa zenginleşti. 1769 tarihine kadar olan dönemde ekonomik faaliyet iki ana akım üzerinde toplanmış bulunmaktaydı. Tarım ve ticaret. Bu tarihe kadar iktisadi hayatın ana faktörleri köylü, tüccar, yonca mensubu gibi kimselerdi. Fabrika işçisi yoktu. Sanayi kapitalisti de iktisat sahnesine çıkmış değildi. Zenginlerin çoğu servetini bir şey imal etmekle değil, ticaret, nakliyat ya da borç para vermekle yapmışlardı. Aydınlanma çağı akla önem verdiği için insan beynine yönelik gelişmeleri de beraberinde getirmişti. Aydınlanma çağının sonunda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanayi inkılabının temelleri atıldı. Bu dönemde sosyal bilimlerde akılcı görüş benimsendi. Edebiyat eserlerinde toplumsal konular işlendi. Güzel sanatlarda gelişmeler oldu. Eski çağlardaki düşünce sistemi değişti. Avrupa'daki siyasal ve sosyal değişmeler ABD'nin kurulmasında, Fransız İhtilali'nin başlamasında etkili olmuştur. Sanayi İnkılabı ilk kez 1750-1830 yılları arasında İngiltere'de özellikle ve öncelikle dokuma alanında görülmüş, daha sonra endüstrinin tüm alanlarına sıçramıştır. El emeğine dayalı atölye üretiminden seri üretime geçildi. Aletin yerine makine geçti. Endüstri devrimi Avrupa'da uzun bir birikimin sonucunda ortaya çıkmıştı. İlk çağlarda tüm kullanım maddeleri insan gücü ve el aletleri yardımıyla yapılırken bu üretim şekli kökten değişerek makinelerle yapılır hale batıda geldi. Osmanlı Devleti ise buna ayak uydurmakta geç kaldı. Sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ülke İngiltere'ydi. İngiltere'yi diğer Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya izledi. Siyasi birliğini tamamladıktan sonra bu durum rekabet yaratarak Birinci Dünya Savaşı'na giden yolu açmıştı. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğmuştu. Sanayi İnkılabı 18. yüzyılda İngiltere'de başlamıştı. Daha sonra diğer Avrupa devletlerine de yayıldı. İngiltere'de buhar gücü ile çalışan dokuma fabrikasının kurulması sanayi inkılabının başlangıç noktası kabul ediliyor. Daha sonrasında buhar gücü ile çalışan makineler çoğaldı. Üretim arttı ve ticaret gelişti. Üretilen malların fiyatı ucuzladı. Dokuma sanayi yanında tarım, kimya ve madencilik de gelişti. Bunları demir çelik üretimi alanındaki gelişmeler izledi. Sanayi inkılabı ile insan gücünün yerini makineler aldı. İnsan gücünün yerini makine aldı. Küçük atölyeler yerine büyük fabrikalar kurulmaya başlandı. Pazar yeri ve ham madde arayışı önem kazandı. Avrupa sömürgecilik faaliyetlerine hız verdi.
19. yüzyılın sonlarına doğru elektrik enerjisi önem kazandı. Makine kullanımı yaygınlaştı. Büyük fabrikalar ortaya çıktı. Temel enerji kaynağı kömürdü. Avrupa bugünkü ekonomik yapısını sanayi devrimine borçludur. İngiltere'nin güneş batmayan ülke olmasının temelinde de bu sebep vardır. Avrupa üretirken Osmanlı açık pazar durumundaydı. Üretim düşük, işçi gücü zayıftı. Avrupa'ya elçiler geç gönderilmişti. Gerileme döneminde gönderilen yenilikçiler de pek başarılı olamamışlardı. Bilimsel buluşların üretime uygulanmasını devletler destekledi. Halkın yaşamı daha fazla değişti. Telefon, mikrofon, telsiz, lamba, araba, bisiklet ve daktilo gibi yenilikler gerçekleştirildi. Avrupa'yı bu denli gelişmeye iten şeyler ise Rönesans ve reformdu. Reform, dini bile sorgulattı ve düşünceye açtı. Avrupa kendini tamamen gelişmeye verdi. Artık her şey maddi düşünülüyordu. Avrupa ilerlerken Osmanlı geriliyordu. Zaman durmuyor, Osmanlı yıkıma doğru gidiyordu. Savaşlardan fırsat buldukça üretim yapılıyordu. Uluslararası ticaret gelişince ulaşım araçları da değişti. Buharla çalışan gemilerin sayısı arttı. Kırdan kente göç başladı. Kentsel yerleşme biçimi görüldü. Devletler liberalleşti. Serbest ekonomiyi savunmaya başladılar. İşçiler sendikal temelde örgütlendi. Halkı olup bitenlerden haberdar kılan yeni bir eğitim sistemi ve iletişim araçları gelişti. Sağlık, beslenme, çevre, nüfus. Mikropların keşfi, ameliyat araçlarının sterilizasyonu, ameliyatta başarı şansı arttı. Tıp bilimi gelişti. Gelişen kimya bilimi ile tarımda devrim, yapay gübre ile üretim artışı, pastörizasyon ile yiyecek saklama kolaylaştı. Çevre sorunlarına bu durumlar yol açtı. Nüfus artıyordu. Sanayi inkılabında başka bir önemli gelişme ise ulaştırma alanında oldu. Buhar gücüyle çalışan lokomotif ve çelik gemilerin icadı bu alanda bir çığır açtı. Uzak ülkelerden bol ve ucuz malın rahatlıkla getirilmesi sağlandı. Günümüz Avrupa şehirlerinin ekonomik temelleri atılıyor, sanayi gelişiyordu. Osmanlı ise güvenliğini sağlayamayacak dereceye gelmişti. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayanıyordu. Ayrıca hayvancılık, zanaat ve ticarete de çok önem veriliyordu. Osmanlılarda el sanatları çok gelişmişti. Dokumacılıkla, dericilikte, bakırcılıkta ve silah yapımında da Osmanlı ilerlemişti. Bugün köylerimizde olduğu gibi son dönem Osmanlı'da daha çok el yapımı ürünler mevcuttu. Dış alım yapılma istense de yeterli bütçe yoktu. Makineler Osmanlı coğrafyasına girmeye başlayınca çoğu işçiler işsiz kaldı. Hattatlar dışında çoğu meslek erbabı işsizdi. İnsan gücünden ziyade makinelere ihtiyaç vardı. 18. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasına paralel olarak ülke ekonomisi de zayıfladı. Devletin gelirleri azaldı, giderleri arttı. Avrupa'da başlayan sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkiledi. Sanayisini geliştiren devletlerin gözünde Osmanlı Devleti uygun bir pazar ve ham madde kaynağı olarak görülmeye başlandı. Osmanlı Devleti sanayisini geliştiremiyordu. Ülkede var olan
el sanatları geriledi, kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ekonomisi de bozuldu. Süveyş ve Panama kanalının açılması ile deniz ulaşımı kolaylaştı. Uzak ülkelerden bol ve ucuz malın getirilmesi sağlandı. İç ve dış ticaret canlandı. Pazar yeri ve ham madde arayışı önem kazandı. Bu nedenle sömürgecilik faaliyetlerine hız verdiler. Sanayi inkılabından sonra bol, ucuz, kaliteli üretim sağlandı. Ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Büyük sermaye birikimleri oldu, büyük şirketler kuruldu. Sanayi devrimi sonucunda Osmanlı Devleti'nde küçük atölyeler ortadan kalkmış, işsizlik artmış, dış ticarette denge bozulmuştu. Dünyada sömürgecilik gelişti. Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi akımlar doğdu. Devletler arası rekabet arttı, Birinci Dünya Savaşı'na giden yollar açıldı. Kentleşme hızlandı. Dünyanın ilk gecekonduları meydana gelmeye başladı. Şehirlerin nüfusları artarken köy nüfuslarında azalmalar yaşandı. Avrupa'nın sömürge yolunda kullandığı askerler çapulcu ordusu, kimi ücretli, kimi vaatlerle kandırılmış askerlerdi. Bu da onların kazanç elde etmede bireysel hainliklerine sebep oluyordu. Ekonomik sömürüler sıklıkla manevi sömürülere dönüşüyordu. Köylerden kentlere göç hızlanınca birçok sorun da beraberinde geldi. Yoksul Osmanlı tebaası, zengin Avrupalılar vardı. Osmanlı Avrupa'yı yakalamak için son dönemde buradan çeşitli alanlarda uzmanlar getirdi. Ancak bu dönemde devletin içinde bulunmuş olduğu bütçe yetersizliği elde bulunan tüm imkanları da yok sayıyordu. Dış borçları birikmiş olan Osmanlı, Avrupa tarafından yaptırım üstüne yaptırıma maruz kalıyordu. Tanzimat ve ıslahatlarla Osmanlı Devleti'ne mensup tüm azınlıklara hukuki bakımdan önemli haklar veriliyordu. Osmanlı gerilerken Avrupa'da üretimde aletin yerini makine aldı. Seri üretime geçildi. Seri üretim olunca elle üretime göre mallar daha ucuz oldu. Üretim patlaması yaşandı. Mallar fazlalaşınca pazar arayışı ortaya çıktı. Uluslararası ticaret hızlandı. Sanayi devriminin mucidi İngiltere, kendi ülkesini tamamladıktan sonra İlkel toplulukların bulunduğu birçok ada, yarımada ve kıtalara kadar ulaşarak yeni sömürgeler edindi. Osmanlı ise bu dönemlerde kaybettiği toprakları geri kazanmak ve mevcut topraklarını elinde tutabilmek çabası veriyordu. Büyük üniteli fabrikalar kuruluyordu. 20. yüzyılda gerçekleşen genel savaş, aslında sanayileşme savaşıydı. Tüm Avrupa devleti bu savaşa farklı etiketler yükleyecek ancak amaçları hep aynı olacaktı. Sanayi için ürün, sanayi için pazar. 19. yüzyılın sonuna doğru elektrik enerjisi önem kazandı. Sanayi inkılabının etkileri ve sonuçları günümüze kadar ulaştı. Enerji tüketimi arttı. 19. yüzyılda elektrik enerjisine geçilmişti. Sanayi devrimi, buhar gücünün endüstriye uygulanması, buharla işleyen makinelerin çoğalması, kısa sürede çok mal üreten fabrikaların kurulması ile endüstri ve buna bağlı ticaretin değişmesiydi. Çevre kirlenmesi aslında sanayi devriminin yol açmış olduğu en büyük sorundu. Erkek işçiler yanında, hatta onların yerine daha ucuza çalıştıkları için
çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve kadınları eziyordu. Buna rağmen ücretler yetersizdi. İşçilerin kalifiye olması artık o kadar önemli değildi. Makineler tek düze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkesle çalışabiliyordu. Kalifiye işçilerin normal ücreti bulması imkansızlaşıyordu. Sanayi devrimi, Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfın doğmasına yol açtı. Eski burjuva sınıfına şimdi fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. Bu haklarını elde edebilmek için 19. yüzyılın bitişini beklemek gerekecekti. Avrupa'da sanayi devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı. Ancak bu sınıf her zaman çoğunlukta ama bilinçsiz durumda idi. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfı bilinçlenmeye başladı. Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfı oluşturdu. İşçi sınıfı yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahkumdu. Ücretleri düşük, yaşama ve çalışma koşulları çok kötüydü. Çalışma saatleri uzun, fabrikalar havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzaktı. Siyasal açıdan oy hakları yoktu. Sendikalaşmayı ve grev yapmayı yasaklamışlardı. Ancak işçiler artık bu durumun farkında ve bilincindeydiler. Sanayi devriminin bir başka etkisi de nüfus artışı konusunda olmuştu. Sanayileşme sayesinde tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti. Ayrıca kent sanayi, tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir duruma gelmişti. Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olmuştu. 1920'lerde ABD nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyordu. Kentleşme önemli sorunları da beraberinde getirdi. Gecekondu bölgeleri büyüdü. Bu bölgeler havasız, pis ve kalabalıktı. İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kentsel alanlara yığılmasıyla giderek kentler kırsal alanları yutmaya başladı. Bu gelişme tıp bilimindeki yeniliklerle ortaya çıkan nüfus artışı ve bu nüfusu doyurmak için gıda maddesi bulma çabalarıyla birleştiğinde 20. yüzyılın değişmez özelliği olan kitle toplumu tarihteki yerini aldı. Sanayileşmenin getirdiği ham madde ihtiyacı ve mamul mallara pazar bulma çabası hızla sanayileşen devletleri daha yoğun emperyalist politikalar izlemeye itti. Sanayi devriminin bir başka sonucu da hızlı sanayileşen ülkeler arasında başlayan rekabet ve gerginliklerdir. Ülkeler doğal kaynak ve pazar kapmak için adeta yarışmaya başladılar. Bu yarış gitgide artan bir hızla, kanlı ya da kansız savaşlarla günümüze dek sürmekteydi. Sanayi devriminin yarattığı işçi sınıfı haklarıyla ilgili olarak sosyalizm görüşü ortaya çıktı. Bu görüş önceleri ütopik sosyalizm olarak gelişti. Daha sonra Karl Marx ve Friedrich Engels sosyalizmi geliştirerek bilimsel sosyalizmi ortaya koydular. Böylece toplumdaki uzlaşmaz sınıflar, burjuvazi ve proletarya arasındaki çatışma daha çok keskinleşti. Sosyalizm, komünist topluma geçiş için bir araç olarak kabul edildi. Sanayi inkılabının getirdiği emperyalizm süreciyle tüm batılı devletler Anadolu'da ve çeşitli kıtalarda ham madde ve pazar arayışına girdiler. Bu uğurda milyonlarca hayat yok edildi. Fransız ihtilalinin tüm dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı bazı devletlerce ırkçılığa ve faşizme dönüştürüldü.
Osmanlı fikir akımlarının sadece hayalde kaldığı bu savaş döneminde her devlet kendi politikası uğruna çeşitli akımlara kapıldı. Bu akımları gerçekleştirmek adına askerler cepheden geri gelmez oldu. Ekonomiye dayalı devlet modelleri ortaya çıktı. Liberal, kapitalist, sosyalist, komünist devletler ortaya çıktı. Önemli olan artık ekonomiydi. Tüm anlaşmalarda sanayi için ham madde ve pazar arayışının, daha doğrusu sömürge ihtiyacı sınırsız olan İngiltere'nin yaptırımları uygulanıyordu. Güneş batmayan ülke dünyaya hükmediyordu. Mondros ateşkesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışılmış olsa da Osmanlı Sevr Anlaşması'yla fiilen sona ermişti. Anadolu'nun hazineleri Batılı devletlerin kontrolüne bırakılmıştı. Sonunda beklenen lider geldi. Sanayi devriminin kapsadığı dünyada Türk devletinin geleceği için neler yapmak gerektiğini çok iyi bilen büyük önder durumu idare altına aldı. Yeni dünya ekonomik dünya idi. Bilhassa Atatürk döneminde Batılı emperyalist devletlerin Türk toprakları üzerindeki emellerinin önü kapatılarak sömürge toprak olmaktan uzaklaşıldı. Batılı üretiyor, üretirken ham madde ve pazar arıyordu. Bu sanayi devriminin doğal bir sonucuydu. Atatürk döneminden sonra bu politika uygulanamadı ve günümüzdeki özelleştirme politikaları doğmuş oldu. Avrupa sanayi alanında hem üretir hem pazarlar duruma geldi. Bu uğurda tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları gibi arayışa çıkarak Orta Doğu bölgesini hedef aldılar. Irak'ın işgali sanayi inkılabının bir yansımasıdır.